Muhammed Harp, yalnızca geçmişe dair bilgiyi yüklenen klasik tarihçiliğin ötesinde geleceği yorumlayan bir bilge tarihçi. Vicdanının sesiyle. Kahire Aynus Şems Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Osmanlı kültürünün izlerine gönül vererek doktora için İstanbul'a geldi. Konusu Yavuz Sultan Selim ve Mısır Seferi'ydi. Mısır'da yetiştiği üniversiteye öğretim görevlisi olarak dönüp 1982-85 yılları arasında Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye gidip İmam Muhammed bin Suud Üniversitesi Dava Fakültesi'nde Osmanlı tarihi okudu. Ders kitaplarına Osmanlı tarihi için ayrı bir bölüm koydurdu. Hayatı boyunca bulunduğu her alanda Osmanlı kültürünü tanımak için çalışmalar yaptı. Konferanslar verdi, kongrelerde bulundu, kitaplar ve makaleler yazdı. 1993 yılında bağımsız bir Osmanlı Araştırmaları Merkezi kurdu. Medeniyetimizin son ve mükemmel merhalesi Osmanlı merhalesidir diyen bilge tarihçi, Türkleri bu kültürün mirasçısı bildi ve Türkçe eserler tercüme etti. Bu alandaki ilk çalışması 2. Abdülhamit Hatıraları oldu. Önyargıları, bilgi ve vicdanıyla kıran Muhammed Harp, Osmanlı tarihi, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, Mehmet Akif gibi edebiyatçılar üzerinde yaptığı çalışmalar ve öğrencilerini Türk kültürü ve tarihini öğrenmeye teşviki dolayısıyla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.